أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألحقنا إلى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي إلا يسبحوا بحمده Evet, e, emali dersimizin metin kısmına inşallah giriyoruz. E, bir süre, e, bir iki ders ne yaptık? Biz hazırlık olarak gerek mezhepler tarihini, gerek kelam ilmine giriş dediğinde bazı meseleleri, bazı konuları aldık. Şimdi inşallah bu dersimize metne giriş yapıyoruz. Dediğimiz gibi emalinin gördüğünüz gibi çok şerhleri var. E, gerek mufassal olarak, gerek mucize olarak çok şerhleri var. Tercümeleri var. Bizler ne yapacağız? Onlardan bir tanesini seçtik. Orta derece e, bu... Mektebi Mülkiye Müdürü Muhammed Şükrü Efendi'nin yaptığı şer. Genelde e, siz de göreceksiniz beyitleri anlamaya yönelik. Yani e, diğer kısımda çok geniş izahlarda bulunmuyor. Zaten bu kitap giriş sadedinde bir kitap. Siz de ne göreceğiz? Kelam ilminin üç temel konusu olan ilahiyat, e, ve semiyat bahislerinde neler ele alınıyor? Hangi konu başlıkları var? Ve bu konu başlıklarına dair bizler yeri geldiğinde izahlar yapacağız. E, bazen artı izahlar yapacağız. Bazen ee, mütercimin yaptığı şarihin yaptığı izahla iktifa edeceğiz. Duruma göre eee Endel Hacı inşallah müdahale edip bu şekilde amacımız bu derste ne demiştik? Bir metni tam manasıyla almak, ikincisi anlamak. Yani ikincisi nedir? Kelam ilmine dair bir giriş yapmak, kelam ilminin meselelerini görmek. Çünkü e, sadece meseleleri şu görüş var, bu görüş var, şöyle var deyip geçersek olmaz. E, bu çözüm olmaz yani. O yüzden onunla alakalı ehli sünnetin pozisyonunu veya bu ilmin neden ya bu meselenin neden bu kısım içerisinde ele aldığı gibi meseleler üzerinde daha çok duracağız inşallah. Evet, birinci beytimiz. Burada musannifin kitabı vesaire onları zaten almıştık. Yaqulu'l abdu fi amali li ali. Evet bu bizim ilk şeyimiz, ilk bezdimiz, birinci beytimiz. Yakulul abdu abd der fi bedil emali bu aşağıda da söyleyecek. Zaten e, musannifin yani burada şarihin şerheden eden şarihin güzel bir şeyi var Şükrü Efendi'nin. Altta beyti takdir ediyor. Beyt şu takdirdedir mesela diyor. Yani akulu ben derim ki fi ibtidai bedil emali diyor. Fi ibtidai enva'il imla yani bu şekilde e, kelamın içerisindeki kendi görüşüne göre çünkü bu e, emali meselesi emali bu kitabın adı mıdır bedil emali veya, veya da yoksa başka bir şey mi kastediyordur vesaire diye bu şekilde bir istilaf olduğundan bahsedecek Beyt'in takdirini verecek yani mahza Cenab-ı Hak Halikute Teala'nın birliğini ispat tevhid diyor eli tevhidin kelle aali diyor ispat ve izhar için diyor onu neye benzetiyor? Ee, inci gibi ziyadar yani inci tanelerine benzetiyor kelleyali diyor ee, orada lütlünün çoğuludur leali. inciler manasında ve musaffa olan ve şu manzumeden ibaret olan envai imla bakın isim manası olarak verdi burada kaside'nin adı gibi yapmadı yani envai imla yani imla çeşitleri ve tahririnin iptidasında başlangıcında bed ile başlangıç manası verdi yani bu imlanın böyle bir teşebbüse dair imlanın İbtidasında başkasında yekulul yegul, abdi bu aciz kul der ki bu aciz kul der ki diye bu şekilde ifade etti. Evet, kimileri de o emali isim manası değil normal kasiden adı olarak zikrediyor. Ona göre mana veriyor. Netice olarak yani ben tevhid ilmine dair bir kitabı başlıyorum ve bu kul bu başlayan kul da değil mi? Uşi Hazretleri o da der ki diyor bu kasideyle alakalı der ki diye bu meseleyi ele alıyor. Evet. Okuyalım. Bahadır Hocam buyurun. Evet hocam. Tahlil yakulu fiil muzari olup olup el abdu failedir. Harfi tarif kufiyuna göre muzafun ileyhten ivazdır. Abduhu takdirindedir ki muradın azımdır vasyuruna göre mahdu işareti tazamuna izafet muhasebesinin musabesinde hesabesinde olmakla tarifen mustagniydir. Tariften mustagniydir. Bakın dediğimiz gibi daha çok şey üzerinde duruyor. Normalde yakulu yakulul abdi abdihi yani Yakul abduhu onun kulu. Değil mi? Allah'ın kulu olan onun kulu der ki. Çünkü kul ne kul? Kimin kulu gibi bir şekilde. Dolayısıyla Kufiyyun diyor ki burada harfi tarif olan el takısı diyor aslında muzaf ileyhten ivazdır. Muzafun hazf hazfedilince abduhu takdirinde orada onun yerine diyor el takısı getirildi. Bu şekilde Arap kelamında var diyor. Ee, zaten diyor Musannif'in e, yani buradaki Nazım'ın diyor muradı kastı da budur. Yani onun kulu dedi ki Allah'ın kulu yani şeklinde. Basriyun diyor ki buraya gerek yok diyor. Zaten diyor el abd kelimesi mahud olana diyor işaret ediyor. Yani biliyorsunuz el takısının çeşitleri vardı. Ahdiye, cinsiye. Buradaki de diyor ahdiyedir. Yani mahud, malum, bilinen birine diyor işaret ettiği için bu da diyor izafet izafet mesabesindedir zaten. İzafet gibidir. Dolayısıyla diyor tariften müstahnidir diyor. Bu şekilde takdir ediyor. Evet. Fibedil emali. Fibedil emali. Yakulü kelimesine mütallık zarftır. Bakın bu mütallak neymiş demek ki yakulu kelimesiymiş. Çünkü yakulu'nun neyini söylüyor? Olduğu yeri. Yeri söylemiş oluyor. Fiil çünkü değil mi? Zarfiyet veya da zarfiyet manası var. Bu zarfiyet zaman da olabilir, mekan da olabilir. Dolayısıyla fiil veya fiil manasındaki bir şeyin zaman veya mekanını ifade edecek. Burada da yakulu kelimesinin e, bulunduğu yeri ifade ediyor. E, nerede söylüyormuş bunu yani? E, Bedi mastar olup e, İbtida manasındadır. Mefhumu, e, külfeti mutazammındır. Haml ve ihtimali gibi emali ve em, e, imla'unun yeni kelimeye geçti. Yani olur. burada e, kendi mefhumunun içerisinde bir külfet manası var. İbtida manasında. Hamil ihtimal meselesi gibi yani taşırken bunu yaparken oradaki bir zorluğu, külfeti ifade ediyor diyor yani. Emali kelimesinin anlamı ne? Emali ikinci kelimeye geçti. Emali e, imla onun e, cemi olup isti istiyanasız, istiyanesiz yani yardım olmaksızın, istiyanesiz tahrir ve kitabet manasındadır. Bir şeyi tahrir etmek yani onu yazmak çizmek o manaladır diyor. Yani i̇mla biliyorsunuz Türkçe'de zaten kullanıyoruz imla manası emali de onun çoğuludur. Demiş işte şimdi diğer görüşü olacak. bu anlama göre sanki manane oluyor şey söylüyor ki yakulu abduhu cenab Hakk'ın bu fakir e, kulu diyor ki nerede? Fi bedil emali bu imlaları yani bunları yazdırırken bu yazdırmanın başında söylüyor ki gibi bir mana oluyor. Kelime manasıyla verirsek ama diğer türlü bu emali kasidesinin başında söylüyor ki diyoruz yani bu şekilde. O yüzden ne diyor? Bazıları iş bu manzumen ismi olduğunu söylemişse de diyor bu gayri müveccehtir. Yani doğru bir ifade değildir diyor yani. Bilakis bu kelime kelime olarak kullanıldı, lugat olarak kullanıldı. Fakat kimileri bunu e, bu şekilde kullanınca bunun kasiden ismi gibi aldılar yani. Ee, el e, kelimesindeki la akibet için olup fi manasına müstear olarak dahi mümkündür. Evet, yerlerin harf birbirinin biraz... yani harfi yerlerin birbirinin içerisinde kullanmasıyla alakalı yani e, ee, yani harf ciller birbirinin yerine kullanılır mı kullanılamaz mı ihtilaflı. Genelde alimler bu konuda müsamahalı davranıyorlar. Hani yerine kullanılabilir diyorlar. Burada değil mi sanki fi tevhidin gibi bir manayı verdiğimiz zaman tam oturuyor. Yani bu apt, bu emalinin başında, bu imla ettirdiği bu kitabetin başında diyor ki hangi konuda diyor yine fi tevhidin, tevhid meselesinde, tevhidde yani tevhide dair mesailde diyor ki yani bazılarına göre e, yegulu fiiline müteallıktır. Binazmi... nazmi e, kelimesine müteallaktır. E, nazm lugatta inciyi ipliğe dizmek manasındadır. Isılahta ise meaniyi mürettebe ve delalatı mütenasibeyi havi olan kelimatı aklın muktezası üzere cem ve telif eylemektir. Evet bu da nazm etmek. O yüzden biz Kur'an'a mesela nazım diyoruz. Lafız yerine nazım kullanıyoruz. Çünkü nazım bir şeyi dizmek manasında. Manaları dizmek olarak kullanıldı. İncileri dizmek için nazım kullanılır. Ama lafız demek, lafız demek bir şeyi atmak demek. Ağızdan atıldığı için kelimeler ona lafız deniliyor. Ona edeben, teeddüben ulema ne yapıyor? Müfessirler Kur'an'a mesela nazım kelimesini daha çok usulcüler nazım kelimesini kullanıyor. Ama neticede aynı manayı ifade ediyor yani. Sadece incelik var. E, kellali e, deki, e, kaf e, harfi cerdir. Yahut e, mesel manasındadır. Ya e, da mislin manasındadır. Lali'nin e, lali inci manasında olan lü'lü cem'idir. Kaf e, ile nazm kelimesinin sıfatıdır. Lakin, lakin muzaaf takdirine muhtaçtır. Çünkü muradın nazm kelamı nazmı e, lealiye teşbihtir. Evet, burası zaten şeyin vezniydi. Yani şey, kitabın başıydı. Bizim için hani konuya başlangıç anlamında bir şey ifade etmiyor. O yüzden şu şekilde takdir etti. Yani ekulü ben diyorum ki en enva'il Bu imlanın çeşitlerinin başlangıcında ben diyorum ki neden dolayı söylüyorum bunu li izhari tevhid Rabbi sema. Burada lam akibe için diyebiliriz. Yani neticeyi bildiren lam. Ne yapıyor? Akıbeti ne için ben böyle bir şey söylüyorum? Ta ki semanın Rabbi olan e, olanın tevhidini izhar için. Onun birliğini, onun birliğini ben göstereyim. O meseleleri burada zikredeyim diye veya fi manasında şu konuda diyor diye Ekulüyle ile mütalliktir de denilebilir e, ne ile yapıyorum bunu bir manzumin müşteminin ala mesaliki sene ben bunu bir nazım şeklinde nazm edilmiş ama nasıl bir nazım içeren ala mesaliki sene sena çeşitlerini içeren bir nazımla mesela ke nazm ile ali e, fi yani ne yapılan aynı diyor bir incilerin diyor işte şey yapılması gibi nazm edilmesi gibi ben de diyor bunu bu şekilde nazm ediyorum diyor evet en sonunda aşağıda Beyt'in anlamını söylüyor. Burayı zaten okumuştuk herhalde. Hı. Hı. Evet, hocam e, i̇zaha geçelim. Musannif'in böyle şeyleri var. Önce kısa böyle tercüme tarzında metni fekke diyor. Metnindeki ibareyi açıklıyor. Daha sonra ise izah ama izah her bölümde yok. İzah böyle hani çok yok yani. Burada bu şekilde zikretmiş bakalım. Hocam bu kelime açıklamaları ben mütercim Asım'dan takip ettim de hemen hemen aynı. Zaten genelde ondan alıyorlar. Yani dediğim gibi maksat amaçtır. Yani muhtemelen mütercim Asım Efendi çok geniş olduğu için e, o da ne yaptı? Daha kısa. Zaten şerhlere bakarsanız atıyorum Ali Ulkari yazmışız. Ali Ulkari'den alıyorlar. Ali Ulkari'de de var bunları gördüyseniz. Ali Ulkari'de bu kadar geniş değil. Her alim ne yapıyor? Birkaç şeyi de kendi ekliyor yani orada. Sonuçta çünkü metni fekk etmek için söyleyeceğiniz şeyler sınırlı. Belli yani. Evet. E, İza malum olduğu üzere din-i mübini İslam'ın zuhur ve intişarından evvel insanlar ve bilhassa sekeneyi e, ceziretül Arap bir takım e, edyanı batılaya e, salik ediler batıneye salik ediler. Yani batıl Bir dinlere kısmı... onlar ne yapıyorlardı? Batıl dinlere girmişlerdi İslam zuhur etmeden önce. insanların neydi? Bazı batıl dinlere salik olmuşlardı. Batıl dinlere inanıyorlardı. Bir kısmı putperest ve abedi esnam edi. Abedi esnam da... yani putlara tapanlar. Bir kısmı da mecus ve e, seneviye yani Halik Teala'dan haşa bir hayrı ve e, diğeri şerri halk etmek üzere iki olduğu e, zammı batılı batılında idi. Bazısı da maazallah Sani Teala'nın biri halik zulmet ve diğeri nur olmak üzere iki olduğuna itikad ederlerdi. Bir kısmı da Cenab-ı Hakk'ın el billah e, hararet, burudet, e, rutubet e, yubuset olmak üzere dört olduğu zamı batınına bulunurlardı bulunurlar idi ki bunlara e, denir. Bir kısmı da zuhal, müşteri, merih, zühre, e, Utarid, şems bir dakika hocam telefondan şartımı şey karıştırdım. Şems ve kamer olmak üzere haşa saniye hak, e, hakikinin yedi olduğu zamını ederler idi. Bunlara eflakiyun denilir. Mesela mecusilerin butlanı Allahu haliku kulli şeyin ayeti kelimesiyle ve e, abedi zulmet ve nur olanların butlanı dinleri e, ve ceale ve ceanne leyle ve ceanne nehara ayeteyni ve e, zulümatü ve nur. Herhalde hocam. Tam evet. okuyamadım ama. Aynen. Ay, ve ceal ve nur bir tanesi hocam o yukarıdan ve ceal leyle ve nehar ayetin o da bir tanesi ayetleriyle ayetleriyle beyan buyuruldu velhasıl sani hakikinin birliği ve vahdaniyeti el e, ilahukum el, ilahukum vahid la ilahe illa e ve rahmanur rahim ve fa'lemennehu la ilahe illa la ilahe illallah ve ems, emsali nice nice ayet-i şerifi ile beyan buyurulduğu gibi vücub bu ve vahdaniyeti ilahiye de e, levkane fihima e, alihetun nasıl e, lefesedeta e, nas-ı şerifi ile ispat olundu. <laughs> Burada Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine dair delili alıyor. Yani ilk önce Cenab-ı Hakk'ın işte o şeyle, bu e, işte inkar edenlere karşı Cenab-ı Hakk'ın varlığını, vacibül vücut olduğunu ifade eden ayetlerden bahsetti. Şimdi onun işte ne dedik? Şirk meselesi vardı. Şirke dair ne yaptı? Şimdi e, temanu dediğimiz delilden. Yani temanu dediğimiz delilden bahsetti. Temanu delili nedir? Daha önce de dersten bahsetmiştik. Yani... E diyor ki mesela temannü delilinde eğer ki birden fazla ilah olmuş olsaydı bunların ikisi de mesela diyelim ki bir şey yapmak isteyeceklerdi. Bir şey yapmak isteyecekti biri. Diğeri diğeri ya bu şeyine razı olacaktı ya da razı olmayacaktı. Ama her halükarda ikisi bir şey yapmak istediklerinde o o iradeleri çakışa çakışacaktı. Bu da biri diğerini ne yapmış olacaktı? Aciz bırakacaktı. Eğer çakışmasına rağmen o diğeri diğerini diğerinin ramına o istediğini yapabiliyorsa onu aciz bırakmış olacaktı. Diğerinin ramına o istediğini yapamıyorsa da o zaman ne olacaktı? Kendi aciz olacaktı. Her halükarda onlar ilah olamaz. Çünkü aciz varlıklar ilah olamaz. Hani böyle filmlerde falan oluyor ya. Bilmem işte güneş tanrısı bilmem ne falan filan gibi normal işte insan o onun yapamadığını yapamıyor. Üzülüyor bilmem ne yapıyor. Bu böyle bir şey değil mi? İlah olamaz. Yani ilah olacak zatın ne olması lazım? Mümkün varlıklardan ve mümkün varlığın özelliklerinden beri olması lazım ki o mümkün varlıkların ilahı olabilsin yani. Vahdaniyet hüdayi bi hemtayı ispat zımmında Fahri Razi'den nakl olulduğu üzere mütekelliminin sert ettikleri berahine akliye girmeye kabildir. E, kari, e, eşbehi ayeti şerifeye meskuru olup e, mucibi işareti burhan-ı yani sani alem iki farz olunsa efalde ya Evet şimdi ederler... zaten söylüyorum. Yani yukarıdaki ayette biraz biraz levkâne fîhim âliyetun illallah lefesedet ayetinde de buna aslında işaret ediyor. Yani inşallah yeri geldiğinde bu ayeti yine göreceğiz. Şimdi bu temanü delilinin özetini veriyor, aslını anlatıyor. Evet, yani biz Burhanı buna bürhan-ı temanü temanü yani. diyoruz. Yani ne demek? Sani alem, yani alemin yaratıcısı, sani. İki tane farz olursa, iki ilah var. Efalde ya ihtilaf ederler ya ittifak biz ederler. İki ihtimal var. Ya bunlar fiillerde ittifak edecek ya da ihtilaf edecek. İhtilaf ettikleri vakit ne olacak? Fesada alemi netice verecek. Evet. Yani, yani ne olmuş olacak? İ, ittif, i̇htilaf etseler alem fasid olacak. Niye? Çünkü e, ikisi biri farklı isteyecek, diğeri farklı isteyecek. Birbirini aciz bırakmış oldu. İkisinden birinin dediği olmayacak. Yani semavat ve arazinin, arzın, işbu nizamı, mahsusu, bediden, hurucunu yahut ademi tekevvününü, yani ya oluşmamasını ya da bu düzenin bozulmasını yahut içtimai ezdadı ne olacak? Müstelzip olacak, gerektirecek. Örnek veriyor. Mesela birisi... Mesela birisi e, zeyt hareketini ve e, diğeri yine o anda sukutunu irade eylese, uluhiyet e, hasebiyle kudretini e, müesir olduğundan içtima ziddiyeyi telzim kitap, olur. Kitap hocam sizde yok mu? Böyle şey yok, çok hatalı okuyorsunuz. Hocam benim kitap şey fotokopisi çekilince çok kaymış. E, ondan dolayı çoğu flu. Ha. anladım. onun biri mesela Zeyd'in hareketini olsun. diğeri de o anda sükununu irade ediyor Bir hareket etsin diyor diğeri de dursun diyor mesela böyle irade ettiğini varsaydığımızda uluhiyet hasebiyle kudretleri müessir olduğundan ikisi de şimdi ilah ya ikisinin de kudretleri müessir o zaman bu içtimai zıtdeğini istilzam edecek yani iki, iki zıt bir araya gelmiş olacak hareket ve sükun ama bize de dedik iki zıt bir arada içtima etmez ki aklen mümkün değil o zaman iki ilah olamaz Peki suret ittifak olsa aralarında evet. Sureti ittifakta beyinlerinde muhalefetin ya sıhhat imkanı olur ya olmaz. Şimdi bu Sureti muhalefet olduğunda muhalefet. belli. Bu açık zaten bedihi. Ama ittifak olduğunda da öyle midir? Mesela bunlar akıl şöyle dese. işte mesela Fahrettin, şey, Fahrettin Razi diyorum. Taftazani öyle diyor. Bu, bu delil mesela diyor bu lefese de ta ayetindeki delil bürhani değildir. Alimler tabi ona karşı çıkıyor. E, buradaki bir delil diyor, iknai delildir diyor, bir ruhani değildir. Deliller farklı farklıdır. Bir ruhani delil de bize dedi, kaziyeleri kat'i e, yani şey olan e, zaruri olan kaziyelerdir. Neticesi de zaruri olmak zorunda. Ama iknai delil öyle değildir. İkna ka kabilinde bu da bir delildir. Bu da bir delildir ama e, bir şekilde itiraz edebilir. Ama o itiraz mesela zayıftır yine ama sonuçta bir güçlü delildir ama hiçbir şekilde itiraza mahal olmayacak tarzda değildir. Mesela ne diyor burada işte taftazani? Bunların e, suret ittifakı olsa diyor. Mesela bu iki ilah aklen diyor bunlar ittifak edebilirler mi diyor? Edebilirler. O zaman diyor şey olmaz. E, alem fesada uğramaz bu şekilde akıl bakarsa. Ama ona itiraz ediliyor. Deniliyor ki yani aklen bu mümkün olmuş olmuş olsa bile diyor. Adeten bu şeyin imkansızlığı aklen de imk imkansızlığını diyor nazara vermiş oluyor. Aynı diyor biz şimdi desek ki Marmara Denizi şu an aklen batabilir mi diyor? Batabilir. Ama peki adeten böyle bir şeyin vukuunu düşünsek ne ölçüde vaki olabilir? Dolayısıyla bu şekilde itiraz ediliyor ona. Bu, bu delilin bürhani delil olduğu söyleniyor. Bürhani veya ikna delil. Siz her halükarda bu delilin kuvvetli bir delil olduğu ortada. Şimdi bunların ittifakına baksak bunların e, aralarında ittifak hasıl olsa evet Burada ne olacak? Muhalefetin ya sıhhat imkanı olur. Yani muhalefet edebilir mi edemez mi? Yahut olmaz. Şimdi muhalefet mümkünse, muhalefet sahihse birincisi bu da muhaldir. Zira takalluf, takalluf nedir? Müstehildir. Yani o şeyin, istediği şeyin olmaması nedir? Mümkün değildir. E çünkü ilah diyoruz. Sureti saniyede, yani bize diyoruz ki o zaman muhalefet etmesi mümkün değil. Şimdi diyoruz ki aralarında ittifak var ama biri birine muhalefet edebilir mi? Sonuçta ilah. Muhalefet etmesi mümkün mü? Birisinde diyoruz ki muhalefet etmesi sahihtir diyoruz. Sahihtir dediğimizde yani bu birinci kısmı nazara aldığımızda diyoruz. Bu da diyoruz ki mümkün değildir. Değil mi?